Merhaba arkadaşlar, ben Feridun ve yanımda... Yaseka. Bugün sizlere nasıl bir konu hazırlasak diye düşündüm. Aklıma şey geldi daha sonra, Japonya'daki en iyi 5 şey. Sekar'la da konuştuk bunu uzun uzun. Hayır. Atasporumuzu yapıyorlar arkadaşlar, izlemek ister misiniz? Dur bir saniye. Ulan tam giriş yapıyorduk, neyse gösterebilirsem bir saniye göstereceğim. Atasporumuzu icra ediyorlar. En iyi 5. şey. Sanırım trenler, istasyonlar. Neden derseniz trenler asla gecikmiyor. İnsanlar trenlere bineceği zaman sıraya geçiyorlar. Önce ineni bekliyorlar. Daha sonra sırayla biniyorlar. Gecikme olduğu zaman trenlerde kesinlikle özür diliyor sizden. Vagonist mi deniyor artık, süren kişi mi deniyor. İstasyonda şey yapılıyor böyle, özür dileriz trenimiz gecikmiştir deniyor. Bir dakika gecikse bile bütün istasyondaki kullanıcılardan özür diliyorlar. O yüzden öyle şeyler de var. Temizler arkadaşlar. En azından sokakları, yolları temiz. Öyle diyebilirim size. Çünkü herkesin evini görme imkanınız yok. Ama Japon toplumunda şöyle bir inanış var. Genelde insanların dağınık, düzensiz olduğu söyleniyor. En azından kendi evlerinde. Bireysel hayatları olduğu için... Ulan ne güneş vurdu be! Öf! Şöyle çekeyim bari. Kendi bireysel yerleri olduğu için, evleri olduğu için... Hani ne kadar pis de olsa... Dağınık da olsa pek umursamıyorlar açıkçası. O yüzden kafaya takmadıklarını söyleyebiliriz kendi evleri için. Ama yolları ve sokakları çok temiz. Göstereyim size. Yani bu en basitinden bir örnek. Burayı herhangi bir şekilde yani temizlikçi falan yok öyle. Şirketler falan gelip çalışmıyor burada. Normalde insanlar evlerinin önünü temizliyorlar. Ya da çöplerini çöplere atıyorlar. Burada ayrıyetten çöp olayı da çok farklı. Nasıl diyeyim size? Mesela çöplerin belli günleri var. Atabildiğiniz günleri. Mesela yakılabilir ve yakılamayan çöpler var. Onlar için özellikle nasıl diyeyim size ya? Günler belli. Mesela yakılabilir çöpler için işte atıyorum pazartesidir, perşembedir. Yakılamayan çöpler için çarşambadır ve yanımızda şöyle bir Saitama'da yaşadığımız için böyle kutular oluyor. İçinde 3-4 farklı renk var. Her renk atıyorum perşembe günü kırmızı kutuya atıyorsunuz sadece. Cam şişelerinizdir işte. Kutu kolalarınızdır falandır böyle kutu malzemeleridir. Çöplerini kesinlikle kurala uygun şekilde atıyorlar. Ayrıca her yani o günün çöpünü sabah 8'e kadar atmanız gerekiyor. Çünkü 8'e kadar çöp şirketi gelip çöplerinizi alıyor. O çöpleri koyduğunuz az önce gösterdiğimiz yerden. Genelde ev önleri falan değil. Böyle boşta olan yerlere koyuyorlar. Hatta ileride bir tane daha var, göstereyim size. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an ama. O ne güzel ev ya. Neyse konuyu çok dağıtıyoruz ya bugün. Hava güzel olunca 3 gündür yağmur yağdı arkadaşlar. Çıldırdık burada ya. Rıp. Ve muhtemelen şaşıran ya da merak eden arkadaşlar olmuştur. Yollarda, sokaklarda genelde motor ya da bisiklet, araba vesaire göremezsiniz. Çünkü koymanız yasak. Bisiklet ya da motoru yolun ortasına ya da evinizin önüne ya da herhangi bir şekilde bir yere bıraktığınız zaman muhtemelen alınıp götürülecektir. Neden derseniz çünkü kural var. Otoparka koymak zorundasınız. Otoparka koymazsanız alıp götürüyorlar arkadaşlar burada. Öyle de kuralları var. Yani sistem olarak çok güzel. Her şey artık belirlenmiş. Kimse de o sistemin dışına çıkmak istemiyor. Çıkmaya da çalışmıyor açıkçası. O sistemde yaşayıp gidiyorlar. Aa, çok güzel bir yere geldik ya. Göstereyim size. Seka. Babası. Açı koka. Hı. Ve en çok sevdiğim şeyler de şu ya. Yollara bakın arkadaşlar. Bisiklet yolu. Araba yolu falan. Hepsi belli yani. Yürüme yolu. Abi bisiklet yolu ama bisikletle gitmiyor.
Yani tabii artık yol boş, insan yok vesaire kafası da var da bilmiyorum. Japon benim tezimi çürüttü şu an. Yani böyle her şeyin belirlenmiş olması gayet güzel, eğlenceli ve sistematik bir şekilde ilerliyor ama size bakın ne göstereceğim. Az önce çöplerden konuştuk ama rezil oldum şu an. Birisi yemiş ve atmış Allah'ın belası. Japon mu değil mi bilmiyorum ama kahrolsun faşizm demek istiyorum. Ve şeyden bahsedeyim size. Burada çalıştığınız zaman part time de olsa, sözleşmeli çalışan da olsanız çalıştığınız sürece kazanıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yani ev almak, araba almak imkansız vesaire gibi değil. Araba almak zaten çok kolay gerçekten. İkinci el falan arabalar hani yok fiyatına böyle atıyorum 5.000 lira, 10.000 lira gibi ücretlere satılıyor. O yüzden evler burada pahalı. Gerçekten evler pahalı. Atıyorum onun içinde 30 yıllık kredi alıyorsunuz ya da 20 yıllık. Her ay kira öder gibi bankaya ya da sözleşmeli olduğunuz yere ücretinizi ödüyorsunuz. Dediğim gibi çalıştığınız sürece herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Mesela ben şu an part time çalışanım. Kendi çalışma shiftimi kendim belirliyorum. Hafta içi her gün saat 3'ten gece 1'e kadar. Önce gece 11'e kadardı. Şimdi 1'e kadar çalışıyorum. Hani burada da sigorta gibi bir şey var yani. Hokumin Renkin dedikleri. Onu kendim ödüyorum ben şu an sözleşmeye çalışan olmadığım için. Her ay 12 bin yen sadece ona gidiyor. Eğer sözleşmeye çalışan olursam şirket benim adıma devleti ödüyor zaten. Hani yani aylık çalışma saatime gelecek olursak 155 ya da 160 saat falan oluyor. Cumartesi pazarım tatil. Hani öyle düşünürsek ben çok rahattayım yani burada. Herhangi bir sözleşmeye çalışanla aşağı yukarı aynı saatte çalışıp aynı ücreti alabiliyorum. Part time çalışamama rağmen. Yani burada çalıştığınız sürece işte seviyeniz de artıyor iş yerinizde. Atıyorum ben şu an çalıştığım yere gireli 1 yıl 4 ay falan oluyor ve hani nasıl desem size ya, part time çalışan var. Hani operasyon müdürü gibi, müdür değil de operasyon menajeri gibi bir level var. Onun üstünde işte Baito lideri var. Çalışan bütün part time çalışanların lideri gibi bir pozisyon. Ve onun üstünde de işte şirket müdürü gibi, ya yani restoran müdürü gibi, menajeri gibi bir seviye var. Hani ben şu an operasyon menajeri kısmındayım yani. İşte 10. ayda bir test var ve eğitim var. Eğer onu geçebilirsem part time çalışanların lideri olarak işte artık seviyenin, restoranın ikinci seviyesine yükseleceğim. Düşünün 1 yıl 4 ay gibi bir sürede elimden geldiğince seviyemi yükseltmeye çalıştım. İşte bu pozisyona geldik. Hani şöyle söyleyeyim, saatlik ücretim şu an tam 1000 yen. Saitama normalde 900 yendir ya da 950 yendir. Ve saat 10'dan sonra %25 artış oluyor. Saat 10'dan sonra 1250 yene çıkıyor. Ki burada 100 yenin ne kadar yaptığını yazarım, siz de hesaplayabilirsiniz. İma çoğu da o hana soğutu işte gidiyor. Seyko haydi ve arkadaşlar geldik. Yani benim ve bir Japon'un gözünden en önemli olan özelliğine. Arkadaşlar Japonya çok güvenli. Gerçekten güvenli yani. Dünyada bilmiyorum belki de en güvenli ülke Japonya'dır. Suç oranı çok düşük. Suç işlemeye meyilli insan oranı çok düşük. Yani insanlar nasıl diyeyim ya, bu toplumsal olarak böyle olabilir. Çünkü çocuk dönemlerinden itibaren bir bastırma var yani aile tarafından. İşte öyle yapma, ayıp. Ya bizde de vardır hani, bilirsiniz bunu yapma ayıp falan. Başka insan ne düşünür gibisinden. Ama burada çok fazla güçlü. Neden derseniz toplumsal olarak başka insanlara sıkıntı yaratmayı sevmiyorlar ve yaratan insanlardan nefret ediyorlar yani. O yüzden muhtemelen yani nasıl anlatsam bunu ya. Çıldırıyor arkadaşlar. O yüzden Japonya'da suç işlendiğini pek duymazsınız. Yani atıyorum benim bölgemde yaşayan bir insan komşusuna yumruk atmıştır. O haberlere çıkar falan, böyle çok büyük haber olur. Onu konuşurlar. Böyle böyle falan, bugün işte komşusu tarafından yumruklandı falan diye. Hani bizim Türkiye'de Adana'daki haberleri zaten sadece Japonca'ya çevirip burada versen insanlar diyecek ki ulan Adana dünyada bir yer mi yani? Biz nerenin haberini izliyoruz falan kafasına girecekler. O yüzden çok güvenli olması güzel. Hiçbir endişeniz yok, korkunuz yok. O yandan gerçekten çok güzel bir ülke. O yüzden ben bunu
birinci sıraya koymayı tercih ettim. Biraz daha geçtim de Seykay'la. Artık bu kısımdan sonra video çekme işlem bittiği için rahat rahat takılabiliyoruz. Bakın bu gördüğünüz nehir mi artık? Nasıl desem size? Akmıyor bu su. Irmak mı diyeyim, nehir mi diyeyim bilmiyorum tam tabirini de. Böyle bir yer var. Ve etrafında evler var. Arka tarafta görüyorsunuz muhtemelen. Japonya ve anime sevdalısı arkadaşlar muhtemelen videonun bu kısmını izlediği zaman çıldıracaklardır az önceki manzara yüzünden. Ya arkadaşlar gelin buraya ya. Ne yapın yapın gelin. Paranızı biriktirin, iş bulun, okula gidin, üniversite öğrencisi olarak gelin. Bir şeyler yapın ve buraya gelin. Aa, geçen videoda gösterdiğim gibi yol ortasında tarla var bakın. Gördüğünüz gibi ve normalde çalışıyorlar yani. Dediğim gibi ya gelin arkadaşlar buraya. Ne olursa olsun gelmek isteyenler ya da gelmek istemeyip sadece tatil yapsam yeter diyenler gelin. Ne yapın yapın gelin lütfen. Benden size çok önemli ve güzel bir tavsiye. Görün yani buraları. Daha sonra Türkiye ile kıyaslar mısınız artık kıyaslamaz mısınız bilmiyorum. Orası tamamen size kalmış. Fakat gelin görün diyorum artık. Lütfen. Minnani toru koko de nanka itte miru. İma no tokoro wa maa gohan chotto tabeta kedo. Tabetai toru koko de. Shoku kyoi de. Chiga. Are? Chiga. Nani je? Gohan tabetai itte iu kotoba nan dakke toru koko? Yemeki yemeki ishite yoru. Duidunuz? De nanka nomitai itte. Su ichimeki ishite yoru. Sore wa su mizu da yo. Ja nani? Orange juice. Portakal suyu diyor. Su olmadı. Portakal suyu diyor şimdi de. Buradan sonra muhtemelen bir şeyler içmeye gideceğiz. Bayağı yürüdük ya abi. 30 dakikadır falan yürüyoruz. Çıldırdık artık. Dilimiz, damağımız böyle yapıştı birbirine. Ters döndü. Kördüğüm oldu. Artık onu açtırmamız lazım. Bir içecek şeye falan gidip bir şeyler bulup böyle. Yoksa olmayacak yani. Neyse. O zaman bu haftalıkta bizden bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.